Kamuoyuna da yansıdığı üzere biz İmralı Adası'ndaki müvekkillerimizden hiçbir şekilde haber alamıyoruz. 39 ayını geride bıraktı bu süreç. Neredeyse 4 yıla yakındır hiçbir haber alamıyoruz. Şöyle bir durum var. Yani avukatlarıyla, aileleriyle görüşmelerine müsaade edilmiyor. Bundan öte telefonla haberleşmelerine ya da mektupla yazmalarına dahi fırsat tanınmıyor. Bütün bunlar engelleniyor. O yüzden hiçbir şekilde haber almamız mümkün değil. Mevcut haber alamama halinin devam edilmesinde kabul edilemez bir ısrar durumu söz konusu. En sonunda biliyorsunuz orada tutulan müvekkilimiz Veysel Aktaş 30 yıllık mahpusluk sürecini tamamladı ve tahliye olması gerekiyordu. Fakat haricen öğrendiğimiz, detaylarını bilmediğimiz bir şekilde tahliyesine izin verilmedi ve bir yıl uzatıldığını söylendi. Fakat bunun gerekçelerini de bilemiyoruz. Bütün bunları bir araya topladığımızda bu 39 aylık haber alma halinde durumunda orada neler oluyor, neyi saklıyorsunuz şeklinde sorular açığa çıkıyor ve bu da kaygılarımızı en üst düzeye çıkarıyor. Bu da tabii ki daha da yoğunlaşmış bir hukuksal mücadeleyi gerektiriyor. Bu kapsamda da geçmişten beri süre gelen hukuksal mücadelemizi farklı yöntem ve çeşitlilikte yürütmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz İmralı kurulduğundan beridir Avrupa Konseyi'nin denetim yetkisindedir. Bir denetim mekanizması olarak da SPİT'i bu denetim görevini yerine getiriyor. Fakat artık yani ya kendi farklı politik menfaatleri, farklı menfaatleri olduğu için veyahut da ciddi anlamda Türkiye hükümetine muhtaç kaldığı için veyahut da güç getiremediği için velhasıl son tarihinde bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu tecritin son bulması konusunda bir pasif davranma, bir yetersiz kalma durumu söz konusu. Fakat buna rağmen Avrupa Konseyi nezdindeki, ona bağlı kurumlar nezdinde başvurularımız, mücadelemiz, girişimlerimiz devam ediyor. Fakat bu tek başına yeterli olamamakta. Burada açığa çıkan yetersizlikleri aşmak için dar Avrupa kurumlarının yanı sıra bir de Birleşmiş Milletler bünyesinde bulunan mekanizmalara başvuru durumumuz söz konusu oldu. Bunları harekete geçirme konusunda girişimlerimiz, çabamız söz konusu. Bunlar birbirine alternatif kurumlar değil. Fakat farklı yaptırım güçlerine de sahip olsa da aynı görevi icra etme durumları söz konusudur. Aynı zamanda birbirlerini harekete geçme konusunda teşvik edici bir rol ve misyonları söz konusu. Şöyle söyleyebilirim. Yani Birleşmiş Milletler'in herhangi bir komitesinin işkence var, insan hakları ihlali söz konusu dediği bir durumda SPİT'in veya Avrupa Konseyi'nin veya AİHM'in tarafsız kalması söz konusu olamaz. Bu kendi meşruiyetlerini de sarsacaktır. Kendilerinin hukuksuz davrandıkları, kendi görevlerini icra etmedikleri şeklinde bir sonuç açığa çıkacak. Biz bu kapsamda zaten en son bildiğiniz üzere SPİT'i ziyaretinden önce SPİT'i 2022 Eylül ayının sonunda gelmişti. Fakat biz 2022 yılının Temmuz ayında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne başvurumuz vardı. Bunun akabinde çok da zaman geçmeksizin Eylül ayında, 6 Eylül 2022 yılında İnsan Hakları Komitesi'nin tedbir kararı söz konusuydu. Bu tedbir kararını hükümete de iletti. Derhal haber alamama haline son verin. Orada tutulan mahpusların kendi istedikleri bir avukata kısıtlama olmaksızın görüşmelerini sağlayın şeklinde bir tedbir kararı mevcuttu. Hükümet bunun gereğini yerine getirmedi. Daha sonra tekraren de komite ısrarlı bir şekilde bunu hükümete aktardı. Şu anda da gelinen süreçte bu kararın uygulanması ve İmralı'daki durumun teşhir edilmesi için komiteden farklı olarak bir çeşit alt birimler diyeceğimiz, icraî organlar diyeceğimiz raportörlüklere başvurularımız söz konusu oldu. Şimdi hukuksal mekanizmalara başvurabilmek için belli prosedürleri, usul kurallarını tamamlamanız gerekiyor. Bu yönüyle de zamanlama sorunu açığa çıkıyor. Aynı zamanda sonuç alabilmek için de bu oluşumların yani karar alma süreçlerinde doğru zamanlamayı göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şu an şöyle bir şey var. Temmuz ayında bu yılın yani önümüzdeki ayın Temmuz ayı ortalarında İşkenceye karşı komitenin, Birleşmiş Milletler kapsamındaki işkenceye karşı komitenin periyodik oturumları söz konusu olacak. Bu periyodik oturumlarda Türkiye'yi izleme süreçleri de
var. Bu tahmini olarak 5-6 yıl gibi bir periyotta denk gelen bir şeydir. Türkiye'deki insan haklarına, temel hürriyetlere ve özgürlüklere yaklaşımlar ele alınacak. Bu konudaki ne gibi ihlallerin, ne gibi yönelimlerin söz konusu olduğu kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Biz de aslında bunlara etki etmeye çalışarak açığa çıkacak raporda bu işkence durumunun teşhir edilmesini düşünüyoruz. Tabii ki bu oturumlardan önce bizim de özel prosedürlere, daha doğrusu raportörlüklere yapmış olduğumuz başvurular, birincisi İmralı'daki durumun hukukla izah edilir bir tarafı yok. Bu bir işkence durumudur. Bu yönüyle işkenceye karşı raportörlüğün özel ilgi alanına girmektedir. Biz bununla beraber aynı zamanda kendi avukatlar olarak bu işkence durumuna karşı mesleğimizi icra etmemiz engelleniyor. Bu bizim gördüğümüz baskılardan ziyade bunu bir kenara koyarsak esas olarak müvekkillerimize hukuki destek sunmamız engellenmektedir. Onların içinde tutuldukları duruma son vermemiz engelleniyor. Yani bir yanıyla İmralı'da muazzam bir tecrit uygulanırken, işkence dediğimiz durum hayata geçerken, bir yanıyla da hukuksal tecrit dediğimiz bir durum var. Avukatların dosyaya dahil olması engelleniyor. Evrak almaları engelleniyor. Hiçbir şekilde bilgi paylaşılmıyor bize. Oysa infaz yasası çok açıktır. Bir hak ihlaline uğrayan bir kişi adına avukata başvuru yapabileceği gibi kişi savunmasını avukatı aracılığıyla ya da avukatıyla beraber yapabilir. Ki burada İmralı'da hepimizin bildiği üzere 2016 yılından beridir avukat yasaklama kararları ve disiplin cezası adı altında aile ziyaretlerine getirilen yasaklar var. Yani 10 yıldır müvekkillerimizin dış dünyayla temaslarını kesecek ciddiyette mahkeme kararlarından bahsediyoruz. Bu konuda avukatların dahil olması, evrak alması, bilgi sahibi olmaları, bunu ulusal ve uluslararası mekanizmalara taşıması hayati önemde, önemlidir. Ancak maalesef bu da engelleniyor. İmralı tecriti tamamen teşhir olmuş durumdadır. Bütün uluslararası ilgili kurumların gündemine girmiştir. Bütün uluslararası belgelerde artık bir karar haline gelmiş bulunmaktadır. İmralı sadece uygulamalar olarak değil, bir sistem olarak artık teşhir edilmiştir ve sürdürülemez bir noktaya geldi. Bunu bu şekilde artık hukuksal olarak sürdürmenin hiçbir şekilde imkanı söz konusu değildir. Zaten bu yüzdendir ki sizin de bildiğiniz üzere Adalet Bakanı sürekli İmralı'da tecrit yoktur şeklinde açıklama yapma ihtiyacı hissediyor. Gerçeğe aykırı beyanlarda bulunuyor. Bu da aslında mevcut İmralı'ya karşı mücadelenin getirmiş olduğu teşhirden dolayı kaynaklanmaktadır. Bunun arkasında durabilecek veyahut da yeni argümanlar üretebilecek hiçbir şey söz konusu değil. Dediğim gibi mevcut İmralı gerçekliği salt uygulama olarak değil, bir sistem olarak çökmüştür ve artık sürdürülemez bir boyuttadır. Buna karşı zirve haline gelen bir hukuksal mücadele söz konusu, bu sonuç alacaktır. Bununla beraber demokratik yol ve yöntemlerle demokratik taleplerin daha yüksek bir örgütlülükle dile getirilmesi halinde İmralı tecridinin sürdürülmesinin imkanı kalmamıştır. Ancak şöyle bir durumu söylemem gerekiyor ki, demin de bahsettiğim gibi işkenceye karşı çıkmak her yurttaşın hakkıdır. Ancak avukatların insan hak ve özgürlüklerinden sorumlu kurumların, meslek örgütlerinin de sorumluluk ve görevidir. Bu yönüyle baroların, barolar birliğinin bu duruma duyarsız kalması mümkün değildir. Mevcut süre gelen bir işkence durumuna sessiz kalmak, aynı zamanda kendi görev ve sorumluluklarından imtina etmek anlamına geliyor. Bunun görevinin, mesleki pozisyonunun gereğini yerine getirmemekle eşdeğerdir. Bu yönüyle çok açık söyleyeyim. Türkiye aydının mevcut İmralı durumuna karşı tutumu anlaşılabilir değildir. Şu an yürüyen anayasa veyahut da yasa tartışmaların gündemdeyken İmralı'nın varlığı bütün anayasal kurumların reddi anlamına geliyor. Daha önce hepimizin bildiği gibi 2019 sürecinde çok ciddi bir boyuta varan açlık grevleri vardı. Tecridin kaldırılması ve İmralı'yla temasın sağlanması durumu söz konusuydu.
O dönem Adalet Bakanı Sipti yetkilileriyle beraber kamuoyunda önünde açıklama yapmıştı bütün basın mensuplarına. İmralı'da herhangi bir hukuksal sıkıntı kalmamıştır, görüşme engelleri kalkmıştır diye. O dönem açlık grevleri kendilerini zorladıkları için bu duruma karşı tavırsız kalamayacakları için bir şekilde konfor alanlarını zedelediği için, oraya temas ettiği için belli aydın olarak niteleyeceğimiz kişiler görevi bize devredin, biz sürecin takipçisi olacağız demişlerdi. Ancak maalesef 4 yıla yakın bir süreçtir haber alamıyor oluşumuza rağmen bir tavırsız kalma tutumu var. Fakat dediğim gibi tecride karşı gerek hukuksal mücadele olsun, gerek toplumsal ve politik mücadele olsun, sürekliliği kazandığı sürece bütün bunları etkisi altına alacaktır ve bunların duyarsız kalması söz konusu olamayacaktır.